أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerine dikkat ettin mi? O vakit onlar aralarındaki peygambere, ne olur bize bir hükümdar tayin et de biz de Allah yolunda cihad edelim demişlerdi. O cevaben, ya savaşma emri size farz kılınır, siz de savaşmazsanız deyince onlar, ne diye Allah yolunda cihad etmeyelim ki? Vatanlarından çıkarılan biz, çoluk çocuğundan ayrı düşenler yine biziz dediler. Fakat savaşmak kendilerine farz kılınınca, içlerinden pek azı hariç hepsi dönüverdiler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.